Dünya koronavirüsle geçen 3 yılın ardından 2023'ü kısıtlamasız karşıladı. Milyonlarca kişi sokaklarda yeni yıla merhaba dedi. Şimdi dünyadan yeni yıl kutlamaları gelecek ekranlarınıza. Geri sayım yapıldı, havai fişekler, konfetiler patladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda toplanan yüz binlerce kişi 2023'ü böyle karşıladı. Saatler 23.59'u gösterdiğinde kristal kürenin düğmesine basıldı. 5,5 ton ağırlığındaki küre 21 metre yükseklikteki direkten aşağı bırakıldı. 1 tondan fazla konfeti patladı. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Copacabana sahili doldu taştı. 2 yıllık koronavirüs kısıtlamalarının ardından geleneksel havai fişek gösterisi bu kez önlemsiz yapıldı. Brezilyalılar yeni yıla dans ederek girdi. İngiltere'de görkemli kutlamaların adresi başkent Londra'ydı. Avrupa'nın en yüksek dönme dolabı London Eye geri sayımdaydı. Saatler gece yarısına vurduğunda Big Ben saat kulesi havai fişeklerle aydınlandı. Fransa'nın başkenti Paris'te 2023'ü karşılamak isteyen yaklaşık 1 milyon kişi Şanzelize Caddesi'ne ve çevresine akın etti. Yaklaşık 8 dakikalık havai fişek gösterisi yapıldı. Herkese bol sürprizli, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyorum. Almanya'da 2022'ye veda etmek isteyenler başkent Berlin'de sokaklara döküldü. Brandenburg kapısında havai fişek gösterisi düzenlendi. Eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de yeni yıl coşkusu yaşandı. Cadde ve meydanlar günler öncesinden rengarenk ışıklarla süslenmişti. Hazar Denizi kıyısındaki ulusal parkta toplanan binlerce kişi yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yeni yıla dakikalar kala ulusa sesleniş konuşması yaptı. 2 yıl önce Karabağ'da kazanılan tarihi zaferi siyasi düzeyde daha da pekiştirdiklerini söyledi.